Selam arkadaşlar. Bizim gruplardan bir tanesinde bir motorlu bir arkadaşın bir kitabına denk geldim. Kitap bu. Alpay Görür adında bir arkadaşa ait. Ben bu kitabı satın aldım kendisinden. Bir tane daha aldım. Ve bu kitapta kendisi çok samimi olarak işte yol hikayesini anlatmış. Yol hikayesi de kitabın başlığı daha doğrusu Toros Dağları'ndan Tanrı Dağları'na bir yol hikayesi olarak bunu kitaplaştırmış Alpay Görür. Ve içinde ön söz olarak kendi dile getirdiği bir yazı yazmış. Kendi anılarını ve fotoğraflarını paylaşmış. Hani bir çırpıda bitirilebilecek bir kitap. Yaklaşık bir saatte okunabilir. Bir saat bile sürmeyebilir hatta. Bütün yol hikayesini buna yazmış. Ben de yani destek olmak için kitabı aldım ve sizlerle paylaştım. Umarım siz de alırsınız. Ben sadece destek olmak istedim. Şimdi sizin sorularınıza geçeyim. Black Magic diye bir tane arkadaş demiş ki 1700 TL'ye Super Sport bir tane kask istiyorum. Bana güvenli bir model önerebilir misin? Ben de güvenli kasklardan, mesela daha önceden de tanıttığım S2 Vector Evo'yu bu senin hani SS olarak sana önerebilirim. Veya işte bizim sitemizde 2000 liranın biraz üstünde ama 1700 liraya falan, 1500 liralara bazen bulunabiliyor. Bazı yerlerde 2000 lira civarı. Premier Dragon Evo. Birçok kişiye de bu kaskı önermiştim arkadaşlar. Bu kaskı neden önermiştim? Çünkü hani aramit bir yapıya sahip, fiber glass bir trikompozit bir dış yapısı var. İç yapısı da gerçekten güzel. Onu öneriyorum. Ben linkini de zaten açıklama kısmında bırakacağım. Bir de burada botlar görüyorsunuz. Bu botları da bir tane arkadaşa öneri için çıkarttım. O hani bütün giyimini tamamlamış. Sadece bot önerisi kalmış. Onun için de burada 5 tane bot var. Kendi zevkine, kendi keyfine göre alabilmesi için ben farklı farklı seçenekler sunacağım. Falcon'un Adam 2 diye geçen bir botu. Süper sportlarda kullanılabilir. Birçok motosiklette kullanılabilir bir bot. Bence hani koruyucu. Çünkü hani burun, topuk ve bilek korumaları var. Bilek korumaları ince de olsa işe yarar. Yanında hani ezilmeyi engelleyecek böyle bantları var. Burun koruması gerçekten iyi. Hani bağcıklı olduğuna bakmayın bunun. Burası bağcıklı ama hani hem içi nefes alabilir hem de şu şekilde gırçırtla açıldığı için bu bağcıkları hani bir kere kapatırsınız, sonra kolaylıkla çıkartıp takarsınız. Hani bağcıkları tekrar tekrar çözmeye gerek yok. Belki en üst bağı tekrar bağlamak yetebilir. Terletmeyen bir yapısı var ve terlediğiniz zaman da içinde teri emebilecek şekilde yapılmış bir yapısı var. Falcon'un Adam 2'si olabilir. Uzun botlar da çıkarttım özellikle. Hani ben uzun bot istiyorum diyen arkadaşlar için. Bu da TCX'in bir botu. Bu da TCX Rush. TCX Rush'ı daha önceden tanıtmıştım. Ve bunlar da gerçekten iyi botlar. Çünkü bunun da hani ucunda ve topuklarında sert korumalara sahip, altıda gerçekten hani spor sürüşlere de uygun, rahatça hani vites atabileceğiniz şekilde yapılmış, üstü sert şekilde bir bot. Bu da yarım botlardan bir tanesi. Hani tam bot almayı aslında ben öneriyorum ama yarım bot da alınabilir. Özellikle hani dizinizden aşağıya doğru bir ne denir? Bir korumanız varsa, yani kaval kemiğinizi koruyacak bir dizliğiniz varsa yarım bot da yetebilir. Tam bot aldığınız zaman, çünkü onlar birbirine denk gelecek ve sizi şu şekilde yatış yaptığınız zaman ve hani ayağınızı katladığınız zaman o hani uzun koruma, uzun dizlik uzun botunuzla bununla koruması çarpışacak ve birbirini itecektir. O yüzden hani yarım bot da kullanabilirsiniz. Çünkü hani dizliğiniz vardır belki. TCX Rush da aynı şekilde korumalara sahip bir bot. Bu da alınabilir. Hoş bir bot. Bu yazlık versiyon. Bu tüm mevsimlerde giyilebilir. Rahatlıkla kullanılabilir. Peki hani uygun bir versiyon yok mu? Evet, uygun bir versiyon da var. Bunların biliyorsunuz Rockwell'in botları. Rockwell'in botlarını da ben daha önceden tanıtmıştım. Bunların körük mekanizması var. Yani siz işte şu şekilde
vites atmaya çalıştığınızda, frene basmaya çalıştığınızda şu körük mekanizması ayağınızın o şekilde kıvrılmasını ve kıvrıldığı zaman da hani şu kısmınızı katlanarak ayağınıza ve motora uyum sağlamanızı sağlıyor. Arkasında da şöyle bir körük mekanizması var. Tabii ki hani bunun da bilek, burun, özellikle vites koruması var. Aynı zamanda şu şekilde bir topuk koruması var. Bilek korumaları iyi. Bu da cırt cırtlı bir model. Şu şekilde açılıyor. Fermuarı var aynı zamanda. Aynı zamanda hani ayağınızdan orası açıldığı zaman çıkmamasını sağlayacak şekilde yapılmış. Aynı zamanda hani su koruması gibi de kullanabileceğiniz, soğuktan da koruyan bir ek yeri var. İç tarafı terletmeyen bir yapıda. Altı da kaydırmaz bir taban diye biliyorum. Evet, kaydırmaz bir taban. Bu da gerçekten uygun fiyatlı ve uzun modlardan bir tanesi. Yine tekrar bu TCX'in AirTech modeli. Bu da yazlık baharlık bir model. Çünkü hava geçirgen bir model. Böyle hani biraz delikli bir yapısı var. Biraz daha kumaş bir yapısı var. Bunun kumaş bir yapısı yok. Bu tamamen deri yapılmış. Bu da tekrar şöyle cırt cırtla açılıyor. Şu şekilde yanlarına açılıyor ve yine fermuarlı şekilde yapılmış. Bunun da körük mekanizması var. Ve hani burun, topuk ve bilek korumaları var. İçi de yine terletmeyecek şekilde yapılmış bir bot. Bu tabii şunun, Rockwell'in DNA modelinin böyle yarım modeli de var. Yarım modelleri de gerçekten güzel. Yine aynı özelliklere sahip, kaydırmaz bir taban. Yine burun, topuk ve bilek korumaları var. Bark'ın da bu SYMGTS EVOS'una bir kombin, ekipman istemiş. Ben Shark Caster'ı önerebilirim. Shark Caster'ı daha önceden tanıtmıştım. Yani bunları tekrar tanıtmıyorum arkadaşlar. Shark Caster'dan alabilirsin, Shark Riddle'den alabilirsin ama polikarbondur. Eğer fiber bir kask almak istiyorsan ve dayanıklı olmasını istiyorsan, daha önceki tanıtımda da tanıttığım şeylere bakarak oradan bir bütçe çıkartabilirsin. Yani dolar devamlı değişiyor aslında. Hani 3000 liraya değil de 3200 liraya çıkar belki. Onların da açıklamalarını zaten hani aşağı kısımda tamamen paylaşacağım ben. Bütün hani linkleriyle falan paylaşacağım. Oradan tek tek girip bakabilirsin hangisi ne kadar bütçeye çıkıyor. Hatta ben 3000 liralık bütçeye göre bir tane ne denir? Liste yaparım. O listeyi de içine koyarım. Oradan bakıp doğrudan onları istiyorsan alabilirsin. Emre Kaya diye bir arkadaş demiş ki kafamın üstü basık, sağ sol üst yanlardan baskı yapıyor. 3000 lira civarında sağlam rahat kask önerebilir misiniz? Ben o Premier Dragon Evo'yu gerçekten öneriyorum arkadaşlar. Ama hani şöyle bir şey var. Şimdi ben öneriyorum ama senin kafanın formu farklı. Yani yaklaşık benim kafama benziyor. Benim de mesela kafamın üstü biraz daha düz, arkası hatta dümdüz, böyle biraz güdük bir kafam var. Arkası düz, böyle yuvarlak değil, şekilli falan değil. O yüzden hani biraz da benim kafama benziyor diyebilirim senin kafan. Böyle hani saçım çok kısaldığı zaman böyle güdük gibi kafa çıkıyor. Ama hani şu yanlardan benim de şöyle çıkıntılı, şu kenarlardan. O yüzden benim de baskı yapıyor. Benim kafama uyan kaslardan bir tanesini önerebilirim mesela. LS2'nin FF397'sini alabilirsin. Onlar böyle yanlarında böyle biraz payı var sanki oluyor. Ama sen hani 3000 liraya dediğin için Premier Dragon Evo önerebilirim. Scorpion Exo 1400 önerebilirim. Ama kendi kafana göre kask bulman gerçekten zor. Ben ilk başta hani bu kaskları deneye deneye aslında buldum. Hani biraz da eğer kafanın hani şuraları çok daha genişse, mesela benimkinden daha genişse LS2 Vector Evo sana uymayabilir. O yüzden hani bir mağazaya gidip istiyorsan bize gel, istiyorsan başka mağazaya git. Senin birkaç tane kask denemen gerekiyor. Yoksa hani denemeden ben internetten alayım dersen geldiğinde belki onun yapısı uymayacaktır. Shoei'leri biraz dene. Shoei kaskları biraz daha hani yok, Shoei'leri değil pardon. Bell kaskları dene. Bell kasklar sanki biraz daha böyle yuvarlak ve buraları geniş gibi olacak kafa yapılarına daha uyuyor. İkincisi Kaberk kaskları bir bak. Kaberk'in Drift modeline bir bak. Hangisinin olacağını tahmin edemiyorum. Hani benim kafama olanlardan
yola çıkarak senin kafana olabilecekleri tahmin ediyorum. Benim önerilerim bunlar. Bir tane arkadaşımız da demiş ki, ha evet, bu bot önerilerini Salih için yapmıştım ben. Salih Sönmez diye bir arkadaş için yapmıştım. Tek eksiğim o bot demişti. Ben de hani bu botları çıkarttım. Ona hani bot önerisi olarak da zaten söylemiştim. Umarım işine yarar bunlar. Burada 5 tane model var. Uzunu, kısası, TCX'i, Falco'su. Bizdeki olanları çıkartmaya çalıştım.